Merhaba, Haber Saati ile karşınızdayız. Yurt genelinde terör örgütüne yönelik operasyonlar güvenlik güçleri tarafından kararlılıkla sürdürülüyor. Tunceli, Van, Şırnak ve Hakkari'deki operasyonlarda teröristlere ait mühimmatlar bulundu. Teröristler de etkisiz hale getirildi. Kontrol noktasına saldırı düzenleyecekti. Polis de girdiği çatışmada öldürüldü. Tunceli'de PKK'lı terörist Ovacık Karayolu'nda bir aracı gasp etti. Bunun üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Ekipler Ovacık yolunda polis kontrol noktasına yaklaşan şüpheli bir aracı fark etti. Dur ihtarında bulundu. Araçtan ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Bir PKK'lı terörist öldürüldü. Aracı gasp edilen sürücü ise gözaltına alındı. Van'da da güvenlik güçleri Muradiye ilçesi kırsalında PKK'ya ait bir sığınak tespit etti. Operasyon düzenledi. Tamam. Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist öldürüldü. Teröristlerin geçtiğimiz ay AK Parti Muradiye ilçe başkanı İbrahim Varlı'nın aracına silahlı saldırı düzenledikleri öğrenildi. Saldırıda ilçe başkanının güvenlik korucusunun yeğeni şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı. Şırnak Kato Dağı'nda başlatılan operasyonlar 29. gününde. Jandarma Özel Harekat timleri bölgede 5 mağara daha tespit etti. Böylece bulunan mağara sayısı 53'e yükseldi. Mağaralarda çok sayıda silah ve malzeme de ele geçirildi. Zagros keskin nişancı silahı. Öte yandan Şırnak'ın Besler Dereler bölgesinde de terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörle mücadele Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kararlılıkla devam ediyor. Yüksekova'nın 3400 metre yüksekliğindeki dağlarında operasyonlarda tespit edilen bir mağarada terör mensuplarına ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Amerika ilişkisine yön verecek tarihi buluşma sonrası kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu gazetecilerle paylaştı. Erdoğan görüşmede Trump'a, bırakın terör örgütlerini, gelin terörle mücadeleyi beraber yapalım dediğini, ancak Amerikan yönetiminin buna yanaşmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimine, bırakın terör örgütlerini, gelin terörle mücadeleyi beraber yapalım dedik. Maalesef yanaşmadılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ziyareti sırasında beraberindeki gazetecilere böyle konuştu. Erdoğan görüşmede YPG-PYD konusunda gelinen durumu özetledi. ABD Raqqa konusunda kararını vermiş durumda. Bizim de kendilerine söylediğimiz şu, mevcut durumda böyle bir yaklaşımı benimseyemeyiz. Kesinlikle sizlerle beraber olamayız. Raqqa'da terör örgütüyle işbirliğinizi sağlıklı bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı ilerleyen süreçte Birleşik Devletler'in Suriye'de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Ben Suriye konusunda kapımızı çalacaklarına da inanıyorum. Şu an Raqqa'yı kuşatmışlar, neler olacağını göreceğiz. Ama bölgede Türkiye arazide mutlaka olacak. Suriye'de de Irak'ta da olacak. Karar merceği olarak da Türkiye işin dışında tutulamaz. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri yönetimine PYD konusunda net mesaj verdiklerini de belirtti. YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız. Bunu da açıkça söyledik. Nitekim biz Ray'da zaten bunları yaptık. Cerablus'ta bunu yaptık. Elbab'da bunu yaptık. Türkiye ne yapabileceğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı, o koridorda ülkemize yönelik bir tehdit olursa buna müsaade edemeyiz. Sözler yerine getirilmezse o anda başımızın çaresine bakarız dedi. Erdoğan'a Trump yönetiminin FETÖ'ye bakış açısı da soruldu. Trump'ın daha farklı bir havası var. Obama'dan farklı görünüyor. Belli ki onun da zihninde bazı soru işaretleri oluşmuş. FETÖ meselesinde FBI'nin özel bir soruşturma komitesi oluşturmasını, çalışma grubu kurmasını talep ettik, kayıtları aldılar. AK Parti pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği için toplandı. Buna göre Türk siyasi tarihinde yeni bir dönem başlıyor. Partiye genel başkan vekilliği geliyor. Türk siyasi tarihinde yeni bir döneme giriliyor. AK Parti 21 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidiyor. Kongre öncesi parti önemli kararlar hakkında toplandı.
Buna göre AK Parti'nin pazar günü yapılacak kongresinde tüzük değişikliği yapılacak. Genel başkan vekilliği getirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kendi başkanlığında toplanacak tüzük değişikliği çalışması öncesi soruları cevapladı. Bir genel başkan vekilliği prosedürü düzenleyeceğiz. Genel başkan vekilliği ihtisas ediyoruz. Genel başkan vekilliği olacak. Genel başkan yardımcıları da tüzükte belirtildiği sırada yer alacak. Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrede genel başkan seçilmesi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım genel başkan vekili olarak görev alacak. Kongrede tek aday olarak yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yıl sonra genel başkan olarak partisine dönmüş olacak. Aşağı in. Antalya'nın Kemer ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği metan gazı sıkışması olayı ile ilgili iki kişi tutuklandı. Antalya'da yaşanan maden kazasında iki kişi tutuklandı. Geçtiğimiz gün Kemer ilçesinde bulunan taş kömür madeninde metan gazı sıkışması nedeniyle mahsur kalan iki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şirket ortakları, işletme müdürleri ve mühendis gözaltına alındı. Kemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen şirket ortaklarından Ramazan Bal, buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ben sana şimdi konum atacağım. Diğer şüpheliler, şirket ortaklarından Muhammed Murat Bal ve işletme müdürü Emre Tutsak tutuklandı. İşletme müdürü Salih Akça ile mühendis Mustafa Doğan'a ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Konya'da av tüfeğiyle kızını rehin alan şahıs peşinden giden polis ekiplerine de ateş açtı. Öfkeli adam 2 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. Bir yıl önce eşinden boşanan adam önce kızını rehin aldı. Ardından polise ateş edip kaçtı. Olay Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. Sokak üzerinde elinde av tüfeği bulunan bir kişi olduğunu görenler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konya polisi de ihbar üzerine olay yerine gitti. Polisleri gören şahıs polis ekiplerini yanına yaklaştırmayarak kızını da araca aldı ve havaya ateş ederek kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheliyi çok sayıda polis takip etti. Şahıs Akören yolu üzerinde toprak yola saparak araziye girdi. Daha sonra şahsı ikna etmesi için olay yerine psikolog istenirken Ahmet Ün'ün yakınları da olay yerine geldi. Bu sırada olay yerine gelen şahsın annesi gözyaşları içerisinde çocuğuna torununu bırakmasını söyledi. Ancak bütün çabalar yetersiz kaldı. Şahıs ikna olmadı. Ardından arazi yolunda aracına binerek tekrar hareket haline geçti. Ve polis ekipleri şahsı tekrar takibe aldı. Ahmet Ü 1 kilometre gittikten sonra aracını tekrar durdurdu. Ve polisin çabaları üzerine ikna olan şahıs kızını da bırakarak teslim oldu. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken kızı ise yakınlarına teslim edildi. Özel harekat polisinin de olay yerine sevk edildiği rehin olayında ikna çalışmaları 2 saat sürdü. Karabük'te traktörü halat yardımıyla yamaçtan tomruk çeken orman işçisi üzerine devrilen ağacın altında can verdi. Sıradaki haberimize devam edelim sevgili seyirciler. Haberimizde bir sıkıntı yaşıyoruz. Bodrum'dan günübirlik gezi için Pamukkale'ye giden Ukraynalı turistleri taşıyan tur minibüsü Muğla Denizli Karayolu'nda devrildi. Kazada ikisi ağır, 17 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Muğla Denizli Karayolu'nun 17. kilometresi Yaylasöğüt mevkisinde meydana gelen kazada Bodrum'da tatillerini geçiren Ukraynalı kafileyi taşıyan bir tur minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Hadi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi ağır, 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 16'sının Ukraynalı turist olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 10'unun tedavisi ayakta yapıldı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, kazanın hemen ardından olay yerine gelip incelemelerde bulundu.
Az evvel ekranlarınıza getiremediğimiz haberimizle devam edelim. Karabük'te traktörü halat yardımıyla yamaçtan tomruk çeken orman işçisi üzerine devrilen ağacın altında can verdi. Üzerine devrilen ağaç orman işçisinin sonu oldu. Karabük'te orman işçisi olan 68 yaşındaki Nuri Kazancı, traktörle yamaçtan yukarı makaralı halat yardımıyla tomruk çektiği sırada halat koptu. Halatın bağlı bulunduğu ağaç devrildi. Traktörün üst kısmındaki çam ağacının traktörün üzerine devrilmesi sonucuysa Kazancı da ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz orman işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından işçinin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sivas'ta trafik polislerinin gelen ihbarlar üzerine yaptığı uygulamada oğluna ceza kesilen anne gözyaşlarına boğuldu. 300 liralık motosikletine 6 bin lira ceza kesilen ehliyetsiz bir sürücü de motorun alınmaması için gözyaşı döktü. Sivas Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler yoğun şikayet gelen bölgelerde uygulama yaptı. Otomobilinde çakar lamba bulunan bir sürücüye ceza kesilirken araçta bulunan kadın gözyaşlarına boğuldu. Sürücünün annesi olduğu öğrenilen kadın polislere ceza yazmamaları için dil döktü. Allah abicim bak elin ayağını tut. Sizin hiç öğrenciye acımanız yok mu? Yavralıyorum size boş şiddetle. Tamam gerekeni yapıyorsunuz. Gökçebostan Mahallesi'nde uygulama yapan sivil ekiplerin durdurduğu bir motosiklet sürücüsü ise polislere zor anlar yaşattı. Abi evden gidek birlikte Allah etmeyin annem gidin. Annem zaten tek başına abi. Ehliyeti olmayan kişi tescilsiz ve plakasız olan motorun çekileceğini öğrenince uzun süre gözyaşı dökerek yalvardı. Abi dinleyin ne olur canınız iyiyim ya. Ne olur dinleyin ya. Abi motorum emanet zaten ya. Müdürüm ne diyorsun? Yapacak bir şey yok, çıkmayacak. O şekilde kullanılmayacağını biliyor. Vallahi bırakmaya gidiyordum, yemin ederim ya. Abi vallahi kaçıp etmeyeceğim, ne olur yalvarırım abi. Yok abi tecrübe vereyim, eve gidiyordum zaten. Eve gidiyordum abi zaten. Evde abi kimdi? Telefon et, getirsinler. Abi evden gidek birlikte Allah etmeyin, annem gidin. Annem zaten tek başına abi. Abi yalvarırım etmeyin. 300 lira değerinde olduğu öğrenilen motosiklete kurallara uymadığı için yaklaşık 6 bin lira para cezası kesildi. Şey kimin? Motor kimin? Abi motor. Sen böyle yapmadın. Niye yapmıyordun lan? Arkadaşıma bari yazmayın abi yalvardım ne olur ya. Arkadaşınla ne işimiz var bizim ya? Gece boyu devam eden uygulamalarda 3 motor trafikten men edilirken yaklaşık 13 bin lira ceza kesildi. Samsun'da tekerleği çıkan 112 ambulansı hemzemin geçitte mahsur kaldı. Ambulans kaldırılıncaya kadar raylı sistem çalışamadı. Olay Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de sabah saatlerinde meydana geldi. 112 acil istasyonundan çıkan ambulans Yeni Mahalle'deki hemzemin geçitten geçerken aniden aks kesti. Sağ ön tekerinin kopması sonucu rayların üzerinde kalan ve ilerleyemeyen ambulanstaki görevliler araçtan aşağı indi. Tekerinin koptuğunu fark eden 112 çalışanları polisten ve Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi. Ambulansın raylı sistem yolunu kapatması nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulans Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir iş makinesinin yardımıyla geçitten çıkarıldı. Yaklaşık yarım saat duran raylı sistem ambulansın kaldırılmasıyla yeniden çalışmaya başladı. Mayıs ayının ortalarına gelmemize rağmen Kars'ta hem havalar ısınmadı hem de karlar erimedi. İşte bahar ayında kar manzaraları. Bu kar manzarası kıştan kalma değil. Görüntüler bahar ayında Kars'tan. Memleketimizde havalar henüz daha ısınmadı. Soğuk gidiyor. 5. ayın 17'si olmasına rağmen. Batıda tabii ki böyle bir görüntüye rastlayamayız. Çünkü batı ile aramızdaki hava sıcaklık farkı çok fazla.
Kars'ta havalar henüz ısınmadı. Sürekli yağışlı ve soğuk geçen kentte yüksek kesimlerin karı ise erimedi. Buradaki kar kütlesi de erimemiş daha. En azından 4 metreyi bulan bir kar tabakası var. Bu da benim ilgimi çekti, merak ettim, geldim. Göle'ye giden vatandaşlar 2000 rakımlı Boğatepe mevkiinde yol kenarında gördükleri kar kütleleriyle karşılaşıyor. Karı gören vatandaşlar şaşırırken keyfini çıkarmayı da ihmal etmiyor. Şu anda 2200 rakımda Boğatepe mevkiindeyiz. Şu anda çok güzel bir atmosferdeyiz. Şu anda karşımızda yeşillik, hava güneşli, tam da karın üstündeyiz efendim. Bir süre kar üzerinde yürüyen Karslılar daha sonra kardan adam yaptı. Güney illerinde ise sıcaklıklar arttı. Şanlıurfa'da yazın vazgeçilmezlerinden damda uyku keyfi başladı. Marangozlar da bugünlerde tahta yatak siparişleri için mesai yapıyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte Şanlıurfa'da dam palas sezonu açıldı. Sıcak hava nedeniyle evlerinde yatamayan vatandaşlar damlarına yatak yaptırmak için marangozlara koşuyor. Özellikle yazın sıcaklıkların gece de etkisini sürdürmesi nedeniyle tahta yataklar Urfalıların olmazsa olmazı. Çoğu damlarına veya bahçelerine kurdukları bu yataklarda uyuyor. Hatta onlar için adeta saray. İşte gördüğünüz gibi bizim Güneydoğu'nun gerçek sarayı budur yani. Sabahtan beri çalıştık, işte yorgunluk böyle atılır. Bu yatakların çevresi demir parmaklıklardan, tabanı da tahtadan oluşuyor. Vatandaşlar da özellikle dinlenecekleri bu yatakların siparişlerini şimdiden veriyor. Marangozlar siparişleri yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Özellikle yazın yapmaktayız bunu. Yazın çok ideal bir yatma tahtasıdır. Bu gördüğünüz 3 metredir. Demirlerini ayrı yapıyoruz. Tahtalarını gördüğünüz şekilde ayrı yapıyoruz. Teknolojik serinleme yöntemlerinin pahalı ve yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar daha ucuz olan bu yönteme yöneliyor. Metrekaresi 75 lira arasında olan dam palasların 4 metrekaresinde 4 kişilik aile yatabiliyor. Burada bu havanın altında insan yattığı zaman ki kendini daha genç hissediyor. Hastalanma falan bir şey yok. İşte gördüğünüz gibi mis gibi hava geliyor yani. Aşırı sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde damda yatan vatandaşlar kazaya da davetiye çıkartıyor. Her yıl uyku sırasında damdan düşen onlarca insan hayatını kaybediyor. Ancak aşırı sıcakların hüküm sürdüğü bölgelerde bu gelenekten yine de vazgeçilmiyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda konuşuyor. İzleyelim. Esir almaya yönelik bir ihanet girişimi olmadığını öne süren varsa kusura bakmasın. Onun aklından ve izanından şüphe ederim. Bütün gerçekler ortada. 16 Nisan halk oylamasında işlerin nasıl şirazesinden çıkartılmaya çalışıldığını hep birlikte yaşadık, gördük. Başka herhangi bir ülkenin sadece tekini bile kaldıramayacağı bunca yükü sırtlanan Türkiye'nin bir parça yorgunluk alameti göstermesini normal karşılamak gerekir. Ancak şundan emin olunuz, en kötüsü geride kaldı. Bunca saldırıya rağmen ayakları üzerinde dimdik duran Türkiye'nin önünde inşallah aydınlık bir gelecek vardır. İşte 16 Nisan bitti. Hemen ardından biz tekrar o kampanya yorgunluklarına rağmen yurt dışında kendimize pazarlar aramaya başladık. İşte Limak burada. Kuveyt'te 4,5 milyar dolarlık bir havalimanının temel atma törenini gittik beraber yaptık. Bu oluşturulan bir pazarın, oluşturulan bir piyasanın nasıl elde edildiğinin ve nasıl oralarda
Türk iş gücünün, Türk müteahhitlik anlayışının kendine bir piyasa bulduğunun alametidir. Arkasından bir Hindistan seyahatimiz oldu. Rusya seyahatimiz oldu. Çin seyahatimiz oldu. Ve en son Amerika seyahatimiz oldu. Ve şimdi tekrar ülkemizdeyiz. Şimdi de 3-5 gün sonra Belçika'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Durmadan, koşarak dünyadaki Türkiye'nin o konumunu, yerini çok daha güçlü kılmanın gayreti içinde olacağız. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi, bilhassa da son yıllarda yaşadığımız sıkıntılarda olduğu gibi yürümeyecektir. Demokraside ve ekonomide yeni bir atılım döneminin hazırlıklarını yapıyoruz. Güçlü ve müreffeh Türkiye'nin inşası için ihtiyacımız olan altyapıyı büyük ölçüde kurduk ve kuruyoruz. Çalışan, üreten, yenilik peşinde olan, istihdam oluşturan girişimcilerimiz yeni dönemin en muteber insanları olacaktır. TÜSİ adında yeni Türkiye'nin inşasında üzerine düşen milli ve yapıcı rolü oynayacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, ülke ve millet olarak büyüklüğümüzün bir defa farkında olmalıyız. Biz büyük bir milletiz. Biz büyük bir ülkeyiz. Bu büyüklük elbette yapmamız gereken işlerin, altından kalkmamız gereken sorunların, çözmemiz gereken sıkıntıların da büyük olduğu anlamına geliyor. Örneğin Türkiye olarak her yıl 1 milyon yeni istihdam oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de yıllık ortalama büyüme oranımızın %6'nın altına düşmemesi gerekiyor. Ülkemizin 2004-2015 yılları arasında elde ettiği %6,2'lik ortalama büyüme oranının sürükleyicisi ihracat olmuştur. Nitekim 3 yıl sonra yeniden ihracat rakamlarımız büyüme oranımıza olumlu katkı verecek seviyelere ulaşmaya başlamıştır. Mesela Mayıs ayı ihracatının %10'unun üzerinde olmasını bekliyoruz. Gelişmeler 2017 yılı ihracatının ortalamasının da %10'un altına düşmeyeceğini gösteriyor. Başlattığımız ihracat seferberliğinin meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Bu kapsamda ihracat desteklerini en üst seviyeye çıkardık. Rusya pazarındaki kayıplar gibi talihsizlikler bizi yeni kapıları zorlamaya ve alternatifler üretmeye yönetmiştir. Şimdi hem bu yeni imkanları devreye alıyor, hem de Rusya ile hızla iyileşen ilişkilerimizi mevcut kazancın üstüne ilave ediyoruz. Büyüme hızımızı yeniden ihtiyacımız olan seviyelere çıkarmak için çeşitli önlemler aldık. Öncelikle teşvik sistemini iyileştirdik. 23 ilimizi kapsayan cazibe merkezleri projesiyle yatırımların hızla tamamlanmasını sağlıyoruz. Proje bazlı yatırım teşvik sistemini başlatarak öncelik verdiğimiz sektörlerde Türkiye'nin enerji, aramalı, teknoloji geleceğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Bilhassa da yüksek katma değerli ürünlerin ülkemizde üretilmesine özel önem veriyoruz. Bu tür ürünleri hazır olarak almak yerine kendimiz üreterek içeriye ve dışarıya satabileceğimiz çok daha karlı bir sistemi kurmuş bulunuyoruz. Bu projenin bir diğer önemli kazanımı da öncelik verdiğimiz sektörlerde kendi devlerimizi, kendi markalarımızı, kendi araştırma geliştirme altyapımızı ortaya çıkartacak olmasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısında yaptığı açıklamayı getirdik ekranlarınıza. Sayın seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesi dev bir yatırım kazandı. Şehri atık su kirliliğinden kurtaracak 46 milyonluk tesis görkemli bir törenle hizmete girdi. Hayırlı olsun.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ, daha temiz bir şehir inşa etme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. MASKİ tarafından Turgutlu'ya kazandırılan ve ilçedeki atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek olan atık su arıtma tesisinin açılışı yapıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Açılışta konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 61 mahalle ve 150 bin aşan nüfusuyla Manisa'nın gelişen ilçelerinden olan Turgutlu'nun en büyük maliyetli yatırımının hayata geçirildiğini söyledi. Siyasetçinin akıllısı pek altyapıya yatırım yapmaz denir ama biz memleketimizi seviyoruz. Son derece modern bir tesis sayesinde iyi bir atık su yönetimi gerçekleştirilecek. Turgutlu'muzdan hareketle tabiatımıza önemli bir katkı sağlamış olacağız. Manisa tarihinin en yüksek maliyetli yatırımı olan bu tesisin biz Turgutlular için de önemi çok büyük. Bu dev tesisi Manisa gibi Turgutlu'muzun da kanayan yarası olan vahşi çöp depolama sıkıntısını da ortadan kaldıracak. Buradaki hemşerilerimiz iyi bilirler. Yıllardır yaz aylarında maalesef bu değişmeyen koku ve kötü görüntü kirliliğiyle hep muhatap olmuşuzdur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de çevresel yatırımlara verdikleri önemi anlattı. Bütün hastalıkların sebebi de bunun arkasında yatıyor. O açıdan çevre, insan sağlığı, bu tesisler çok çok önemli tesisler. Konuşmaların ardından sahneye davet edilen protokol üyeleri, tesisin hayırlı olması için edilen duanın ardından büyük bir coşkuyla tesisin açılış kurdelesini kestiler. Gaziantep'li Hanifi Özarslan babadan kalma mirasını Antika'ya yatırdı. Özarslan şimdi geçimini de Antika'dan sağlıyor. Hanifi Özarslan 14 yaşında başlayan antika sevdasıyla bütün gelirini antika eşyaları harcıyor. Bu bir tutkudur, hastalıktır işte. De ayakta tutmaya çalışıyorum kendi mesleğimi. Gaziantep'te babasından miras kalan fıstık tarlalarından gelirini antikaya yatıran Özarslan yaklaşık 500 parçalık antika koleksiyonu yaptı. Tarihi kılıç, şamdanlık, miğfer, zırh ve gramofonlara kadar her türlü parçayı bulmanın mümkün olduğu Hanife Özarslan elinde yaklaşık 150 yıllık gramofonların bulunduğunu ifade etti. Maddi değeri aslında derinlere dalar. Bunun maddi değeri nasıl? İçinde 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık eşyalar gelip geçmektedir elimizde. Bunu tabii bilir kişilere, böyle geçmişini araştıran kişilere satmaktayız. Yani parası var olanlara. Özarslan geçimini antika parçaları satarak sağlıyor. Yaşım 50'dir. Hayatım boyu benim ne bir arabam var, ne bir villam var, ne bir lüks dairem var. Sadece benim gelirim, geçmişim budur işte. Buna bağlamışımdır. Özarslan elinde paha biçilemeyecek kadar değerli antika eşyalardan oluşan koleksiyon olduğunu da ifade ederek sattığı eşyaların fazlalık olan antikalardan oluştuğunu kaydetti. 11. Uluslararası Robot Yarışması'nın bu yılki adresi Konya oldu. Binlerce genç özel tasarım robotlarını sergiledi. Yengeç robot ismi verilen minik araçlarda büyük ilgi gördü. Konya, 11. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı robot yarışmasına ev sahipliği yaptı. Lise öğrencileri tarafından tasarlanan ilginç robotlar görücüye çıktı. Kategorilere göre tasarlanan yaklaşık 2000 robot sergilendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlana temalı yarışmada yerini alan yengeç robot büyük ilgi gördü. Öncelikle bu bir arazi robotudur ve her türlü arazi koşulunda hareket edebilmektedir. Arazi tekerleri sayesinde hiçbir engele takılmaz. Suda, batakta, çatakta gidebilir. Geliştirildiğinde birçok alanda kullanılabilen robotlar cep telefonundan kontrol edilebiliyor. Üzerine robotik kol koymayı düşünüyoruz. Bir bomba imha aracı olabilir. Üzerine kamera konularak her türlü işlevde kullanılabilir. Bluetooth modülü kullandık.
Oradan telefona yazdığımız yazılımla telefon üzerinden kontrol edebiliyoruz. 300'ü aşkın okuldan binlerce öğrenci ve öğretmenin yer aldığı yarışma kapsamında amaç, öğrencilerin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri. Diyarbakır'da yaşayan esnaf emeklisi Asım Demirbaş, atık malzemelere şekil veriyor. Usta öğretici olarak çalışmaya başlayan Demirbaş, bu işi kadınlara da öğreterek gelir elde etmelerini sağlıyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ikamet ederken öğretmen olan kızının Diyarbakır'a tayininin çıkmasıyla kendini Çermik ilçesinde bulan esnaf emeklisi Asım Demirbaş hobisini mesleğe dönüştürdü. Bu bizim ilçemizde, Hayrabolu ilçesinde böyle bir fabrika vardı. O fabrikanın bacası şu anda boş duruyor fabrika olarak. Ben de onun üzerinde bacasını şey yaptım. Yelek yuvası. 9 yıl önce atık malzemeleri değerlendirmeye başlayan Demirbaş onlara şekil veriyor. Genelde ahşap malzeme kullanan Demirbaş 2,5 ay önce çok amaçlı toplum merkezinde usta öğretici olarak görev yapmaya başladı. Tamamı kadınlardan oluşan öğrencilerine bu işi öğretmeye başlayan Demirbaş onların bir şeyler üretip satarak ek gelir elde etmelerini sağlıyor. Emekli olduktan sonra boş durmaktansa bir şeyler üretmek, faydalı olmak için bu işleri başladım. Her geçen gün daha da fazla bir şeyler yapmaya çalıştım. Değişik şeyler. 30 tane bayan öğrencim var. Burası genelde turistik bir yer. Kaplıcı olarak gelenlere üretip satacaklar. Demirbaş kullandığı malzemelerin neler olduğunu da anlattı. Bu kavak ağacı. Şunlar çam ağacı. Bu köpük taşı. Bu da köpük taşı ve üzerine palmiye ağacının dallarından yaptığımız bir kartal şahin. Bu da aynı şekilde. İstanbul Zeytinburnu'nda yemek yarışması düzenlendi. Maharetli parmaklar hünerlerini sergiledi. Birbirinden güzel yemekler yarıştı. Baklava, un helvası, salçalı köfte ve dahası. Ağızları sulandıran bu lezzetli görüntüler İstanbul'dan. Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 18.si düzenlenen yemek yarışmasına katılım yoğundu. Gerçekten her yıl farklı bir yemek görüyorum. Hayatımda ilk defa gördüğüm yemekler var. Çok renkli, çok hoş. Yarışma için yemekler büyük özenle hazırlandı. Kiminin özel tarifiydi, kiminin de annesinden yadigar kalmıştı. Köyümüzün meşhur helvası, un helvası, ballı. Annemden öğrendik tabii ki. Her sene annem katılıyor. Ve birkaç sene birinci oldu, geçen sene de birinci oldu. Bu sene rakip olalım dedik biz kızlarla. Yemek, aslında yemek yapmak bir zevktir. Yani eğer yemeği sevmeden yapmak, kadın olsun erkek olsun fark etmez. Yemeği aşkla yapmadığı sürece yemek tadlı olmaz. Ardından sofralar hazırlandı. Yöresel lezzetler jürinin beğenisine sunuldu. 2 gündür yemek yemiyorum bu arada. Yani bunu da üstüne de 3 gün yemem herhalde tam olur. Hakikaten çok ilginç yemekler var. İlk kez karşılaştığım yemekler de var. Tebrik ediyorum. Daha yeni başladık. Yolun sonunda tekrar görüşelim efendim. Yemekleri tadan jüri en güzeli seçmek için bir hayli zorlandı. Patates değil mi? Evet, patates. Birbirinden farklı diyarlardan çıkan tatların yarıştığı organizasyonda ipi göğüsleyen lezzet Arnavut böreği oldu. Yani her zamanki gibi yaptım aslında ama sevgimi kattım diyebilirim sadece. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın verdi. Şimdi sizlere alışılmışın dışında bir sofraya götürüyoruz. Teknoloji şehri Tokyo'da interaktif bir masa kuruldu. Bu özel masa midenin yanı sıra göze ve kulağa da hitap ediyor. Bu restoran hem göze, hem kulağa, hem de mideye hitap ediyor. Özel teknolojiler kullanılarak hazırlanan masa tüm duyguları harekete geçiriyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan bu restoran günde sadece 8 kişiye hizmet veriyor. Team Lab Sanat Galerisi'nde hazırlanan bu masa akşam yemeğini bambaşka bir boyuta taşıyor.
Bu özel restoran, projeksiyonla kaplanan masa ve duvarlarıyla size farklı ambiyansları hissettiriyor. Yediğiniz yemeğe ve tabak desenine göre şekiller de değiştiriyor. Bu interaktif restoranda Japon lezzetlerini tatmaksa hiç kolay değil. İsteyenlerin aylar öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Sırada dünyanın çeşitli yerlerinden kameralara yansıyan görüntüler var. Haber turu geliyor ekranlarınıza. Suudi Arabistan'da çölde safari yapan grup takdire şayan bir harekete imza attı. Çölde susuz kalan bir yılanı fark eden ekip duruma kayıtsız kalmadı. İçlerinden biri yanındaki şırıngayla yılana su verdi. O anlarda böyle görüntülendi. Çin'de bir polis memuru otoyolda polis aracıyla trafiği kapattı. Yolu neden kapattığı ise kısa süre sonra anlaşıldı. Zira ağır ağır yürüyebilen yaşlı bir adam görmüştü. Onun yolun karşısına geçmesine de bizzat yardım etti. Kimilerinin takdirle karşıladığı, kimilerinin ise oldukça tehlikeli bulduğu olay güvenlik kameralarınca kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletine bağlı Bridgeport şehrinde motosikletten gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Parktaki basketbol sahasına yaklaşan motosikletli sahada basketbol oynayan gruba ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Çin'de 2 yaşındaki bir çocuk 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü. Onu fark eden bir genç kız çocuğu tutmak istediyse de başarılı olamadı. Aşağıdaki motosikletler minik çocuğun düşüşünü kısmen yavaşlatırken tüm yaşananlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Toplanan kalabalıktan bir kadın kucağına aldığı çocuğu hastaneye götürdü. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan çengel boynuzlu dağ keçileri suya inerken görüntülendi. Zorlu ve çetin kış mevsiminin ardından Ovacık ilçesinde etkili olan ilkbaharla birlikte hayatlarını daha kolay sürdürmeye başlayan dağ keçileri su ihtiyaçlarını karşılamak için dağlardan inerken kameralara yansıdı. İlçeye bağlı Elbaba Köyü mevkiinde Muzur Dağları'nın zirvelerinden inen Bezuvar cinsi dağ keçileri bölgedeki İHA muhabiri tarafından görüntülendi. Yavru dağ keçilerinin de aralarında bulunduğu çengel boynuzlu yabani dağ keçileri dereden su içtikten sonra tekrar yüksek kesimlere çıkarak gözden kayboldu. Muğla Milas'ta düzenlenen Balık ve Çocuk Oyunları Festivali renkli görüntülerin adresi oldu. Eğlencenin doruklarda yaşandığı festival rekor denemelerine de ev sahipliği yaptı. Muğla'nın Milas ilçesi günlerdir devam eden eğlencelerin ve rekor denemelerinin adresi oldu. Birinci Uluslararası Milas Balık ve Çocuk Oyunları Festivali renkli görüntüler oluşturdu. İlçede hazırlanan organizasyonlarla bir araya gelen çocuklar hem eğlendi hem de birçok önemli rekorun ana konusunu oluşturdu. Öyle ki bu etkinlikte 2791 kişiyle balık figürü oluşturuldu. Rekor denemesi öncesinde son hazırlıklar yapıldı. Stadyumu dolduran binlerce kişi çalınan müziklerle coştu. Kentin simgesi balık figürü dünya rekorunu da beraberinde getirdi. Bu dev balık adını rekorlar kitabına yazdırdı. Çok şükür kazasız ve sorunsuz bir şekilde rekor denememizi başarıyla gerçekleştirdik. Hazırlanan bu festivalle birlikte çocuklar da saatlerini geçirdikleri bilgisayar başlarından kalktı, sokaklara çıktı. Cıvıl cıvıl olan caddeler çocuk sesleriyle yankılandı. Türk oyuncularının tanıtıldığı festivale yurt dışından gelen katılımcılar da vardı. Yöresel müzikler eğlencenin kaynağı oldu. Solo Türk'ten muhteşem bir gösteri geldi. Gençlik Bayramı kapsamında havalanan akrobasi ekibinin heyecan verici kokpit içi görüntüleri yayınlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, dünyanın en iyi F-16 gösteri ekibi Solo Türk, yaptığı akrobasi gösterileriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. (Gülüyor)
Gökyüzü milli takımı Türk yıldızlarıyla Solo Türk'ün kokpit içinden çekilen görüntüleri nefesleri kesti. Her uçuş öncesi olduğu gibi Solo Türk titiz gözlerin süzgecinden geçti. Her şey hem güvenlik hem de gösterinin kusursuzluğu içindi. Sıra uçuşa geldiğinde Solo Türk Samsun semalarında süzüldü. Hazırlanan videolarda ecdadımız ve şehitlerimiz de unutulmadı. Canlarını verdiler ama düşmana geçit vermediler. Doğru ve güvenilir haberin adresi İHA'ya ulaşmak artık çok daha kolay. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0506 889 88 77 ve 0505 577 33 33 nolu WhatsApp hattı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. İHA, habercilikte daima öncü. Haber saatini izlediniz. Yayınımız ekonomi, ardından spor turuyla devam edecek. Hoşça kalın. BRC Ekonomi Gündemi'ni sunar. BRC Ekonomi Gündemi'ni sundu. Detaylarındaki özeni ve tam da sizi yansıtacak rengarenk seçenekleriyle hep yeni bana, yeni Bellona. Yeni bana, yeni Bellona. Benzin bitti, dizel kirli, LPG çevreci. Bugün daha fazla ekonomi, yarın daha temiz çevre için BRC'ye gel. Aura şofbenle anında sıcak su. Su tankı gerektirmez. Kullanımı kolay, kurulumu pratik, 5 emniyetli. Aura Şofben, sıcak su ihtiyacınız olan her yerde. Aura Şofben, şimdi ücretsiz kurulumu ve senetle ödeme fırsatıyla. Aura Şofben, yalnızca İhlas Pazarlama'da. 444-4949. Siz aynı anda yüzlerce radyo ve televizyon kanalını izleyip 24 saat kayıt altına alabilir misiniz? Ya da binlerce gazete ve dergi, on binlerce blog, haber sitesi ve sosyal ağların takibini yapabilir misiniz? Biz yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alan yüz binlerce haberi tüm dünyada takip ediyor, ihtiyacınız olan tüm nitelikli bilgiye en yetkin ve kolay şekilde ulaşabilmeniz için sektörel gündem ve medya analiz raporlarını istediğiniz dilde hazırlıyoruz. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Benzin pahalı, dizel zararlı, LPG hesaplı. Bugün daha fazla ekonomi, yarın daha temiz çevre için BRC'ye gel. Thank you.
benzin kullanılmıyor, dizel yasaklanıyor, LPG seviliyor. Bugün daha fazla ekonomi, yarın daha temiz çevre için BRC'ye gel. Yeni bir İstanbul'da yeni bir gelecek, masallardaki yaşam hayal değil gerçek. Isparta Kule'nin en yenisi, bizim evler yedi. Mutluluğun melodisi, bizim evler yedi. Manzaranın en mavisi, bizim evler yedi. Yatırımın birincisi, bizim evler yedi. Isparta Kule'nin incisi, bizim evler yedi. Şimdi %5 peşinle sizin. Acele edin. Yolculuğumuz İhlas Holding'in Armutlu'yu keşfetmesiyle başladı. İhlas Holding, bu cennet köşeye muhteşem bir tatil köyü inşa etti. Armutlu Tatil Köyü. 11 bin kişiyi ağırlayabilen eşsiz bir tatil köyü. Bu tatil köyü çok beğenildi, çok sevildi. Ve bugün 365 gün yaşayacak tam dairelerden oluşan Armutlu Panorama'nın yapımına başlandı. Panorama, 62 bin metrekare alan üzerinde 6 blokta 450 daireden oluşuyor. Dairelerin tümü deniz ve orman manzaralı. Panoramalılar Armutlu Tatil Köyü'nün tüm sosyal imkanlarını da kullanabiliyor. Panoramada da her dairede kaplıca suyu, her havuzda deniz suyu, su kaydırakları, bay bayan kür merkezleri ve kür havuzları bulunuyor. Jet ski, banana, aqua park, bowling, eğlence merkezi var. Go kart, 4x4 ATV ve daha pek çok aktivite. Bayanlara özel plaj, %85 yeşil alan, halı saha ve luna park var. Kendine ait deniz otobüsü iskelesiyle İstanbul'dan 1 saatte ulaşım imkanı var. Size ait olan mülkü oturmadığınız her an kiralayabilme imkanınız, dolayısıyla daima kazanma şansınız var. Ve en önemlisi ihlas güvencesi var. Panorama'da sadece yaz yok. 4 mevsim yaşam, 4 mevsim ayrıcalık var. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Başka yatak. Başka yatak. Başka yatak. İstikbal Magnarest. Başka yatak. İstikbal Magnarest. Başka yatak. Başka yatak. İstikbal Magnarest. Başka yatak. Başka yatak. İstikbal Magnarest. İstikbal yatak, bambaşka yatak. Yeni İstikbal Magnarest gece boyunca manyetik alan oluşturarak uyku kalitenizi artırmayı amaçlar. Böylece bambaşka bir uyku deneyimi sunar ve güne iyi başlamanıza yardımcı olur. Hiç böyle iyi uyanmadınız. İstikbal. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltı atışlarında üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in golleri 42. dakikada Emre Belözoğlu ve 86. dakikada Holmen'den geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise 71. dakikada Sol ve 87. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Başakşehir finalde Atiker Konyaspor'un rakibi oldu. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının Fenerbahçe karşısında oyunun her anlamında üstün olduğunu söyledi. Oyunun bütün bölümü, zaman zaman Fenerbahçe'nin giriş çıkışı olduğu bölümünde tamamen oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Bu beni son derece mutlu etti. Penaltılar artık biraz tesadüfe kalıyor ama kendimi çok iyi hissediyorum penaltılarda da. Fenerbahçe'nin eline birkaç kere şans gelmesine rağmen. Bence bugün oyun gücünün bizde olması beni son derece memnun etti. Büyük takım gibi oynayıp Fenerbahçe kendi sahasında bekledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat kaybettikleri maçın ardından 3 kez ayağımıza fırsat geldi, değerlendiremedik dedi. Bana göre o savaşçı ruhu gösterdiler bu akşam ama rakibin kalitesi bizden daha
iyi noktadaydı. O nedenle eğer böyle bir takımla oynuyorsanız da sizin daha da fazla koşmanız gerekir. Ama bugün daha iyi oynayan taraf onlardı. Ama yine aynı noktaya geliyorum. 3 kere penaltı fırsatı geldi bize. Kazanma fırsatı önümüze geldi. Bu kadar fırsat nerede gelir? Bize geldi ama biz onu yapamadık. Bu gerçekten bir utanç bizim açımızdan. UEFA Zaferi'nin 17. yılı Galatasaray Bayramı olarak Florya Metin Oktay tesislerinde kutlandı. Efsaneler maçının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dönemin Başkanı Faruk Süren ve dönemin Teknik Direktörü Fatih Terim'e günün anısına özel olarak plaket takdim edildi. Bu tarihi günü anmak her sene farklı bir şekilde, her sene toplanarak bunu 17 seneden beri anlıyoruz. Bu sefer bir farklılık yapmak istedik. O gün terlerini akıtmış olan futbolcularımızla, yöneticilerimizle, teknik kadromuzla ve Galatasaray'a emek veren eski sporcularımıza bir gösteri maçı yaptık. Ve Galatasaraylıları da buraya davet ederek bugünün anısına hep beraber olduk. Çok keyifli bir gündü. Ben emeği geçen herkese burada teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim basın mensuplarına yaptığı açıklamada 17 sene geçmesine rağmen unutmak mümkün değil dedi. Bütün emeği geçenler demesem de büyük bir bölümü burada gördüğüm kadarıyla. Oyuncularımız maç oynuyorlar, yöneticilerimiz, başkanlar. İlk olduğu için unutmamız mümkün değil. Avrupa şampiyonu olduğumuz için unutmamız mümkün değil. 17 Mayıs bizim için çok şey ifade eden bir gün. Bugün de böyle bütün Galatasaraylılara, bütün o gün Galatasaraylı olmayıp da bizi destekleyen Türk insanına, Türk futbol severine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt futbolu bıraktığını açıkladı. 3 sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra eski takımı Feyenoord'a futbol hayatını sürdüren Dirk Kuyt, bu sezon attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki sezon Feyenoord'un teknik kadrosunda yer alacak. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ilk önce Güneş saha ortasında kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra futbolcular serbest düz koşu gerçekleştirdi. İdmanın ikinci bölümünde ise 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Futbolcular ardından 4 minyatür kalede 3'erli 8 takım halinde maç yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu finalde Fenerbahçe'yi 3-2 ile geçen Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Yakın Doğu ayrıca ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Yakın Doğu Üniversitesi baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu şampiyonluğu hak ettiklerini belirtti. Müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. İki maçı kazandık, sonra orada iki maçı kaybettik. Bunlar beklediğimiz şeylerdi. Çünkü sene başından beri home court avantajı, yani ev sahibi olma avantajından bahsediyorduk. Normal ligi de birinci bitirdik. Biz bunları sadece pat diye kazanmadık. Bu maçı da öyle. Sadece son anda kazanmadık. Biz bunları hak ettik. Bütün ligi birinci bitirdik. Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa Kupası, Euro Cup'ı kazandık. Gereken cevabı da sahada verdik. Hepsine helal olsun diyorum oyuncularıma. Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını dile getirerek, bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz dedi. Özellikle bu kupayı başkanımıza armağan ediyoruz çünkü yaşanan tatsız olaylar vardı. Başkanımız bizi tribünden izliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, bu sezonda 3 kupa kazandıklarını belirterek, bu şampiyonluklar birlik, beraberlik ve takım ruhuyla geldi dedi. Kızlarımdan, alnından öpüyorum hepsini. Onlar benim hepsi kızım. Bu kupayı da Yakın Doğu Üniversitesi'ne getirdiler. Hepsine helal olsun. Basketbol için harika bir maç oldu. Nefis bir final oldu ve kazandık. Çok mutluyum.
4. İslami Dayanışma Oyunlarının 5. gününde tekvando müsabakalarında erkeklerde 68-80-87 kilo, kadınlarda ise 49-67 ve artı 73 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi. Kadınlar 67 kiloda mücadele eden Nur Tatar, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı rakibini 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Artı 73 kiloda Nafia Kuysa, finalde İranlı rakibini 7-4 yenerek altın madalya kazandı. Yunus Sarı 80 kilo erkekler finalinde Azerbaycan adına yarışan rakibine 5-9 yenilerek gümüş madalya aldı. İpek Çiğdem de yarı finalde Kazak rakibine 8-14 kaybederek bronz madalya kazandı. Çocukluğunda geçirdiği felç nedeniyle belden aşağısı tutmayan engelli olimpik sporcu Aysel Özgan, hedefinin Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi. 3 kez olimpiyatlara katıldım. 4 sanırım kez de dünya şampiyonası ve gerisi Avrupa'ydı, dünya kupalarına katıldım. Ve asas hedefim benim 2020. Annem oğlanım ve çocuğum.